Anneni bu sabah çok iyi gördüm. Gerçi dün akşam tuhaf tuhaf konuşuyordu ama bu korktuğumuz şeylerle alakalı değil. Ya nedir peki? Biliyorsun annenin yaşı bu doğum için normal değil. Ve zaman yaklaştıkça bu onu korkutmaya başlamış. Bütün bu tuhaf davranışları, gerginliği sence bu yüzden mi yani? Anladığım kadarıyla öyle. Aksi olsa bitmiştik zaten. Bu sabah da sanki bana imalı bir şeyler söylemeye çalıştı gibi geldi. O an yüreğim ağzıma geldi. Resmen ölmek istedim. Kusura bakma evlat. Yaptığım hatalar yüzünden arada kalan hep sen oldun. Ya sırf bu değil ki baba. Dün Canan abla yine beni aradı. Senin gönderdiğin parayı geri vermek istiyormuş. Ben de bir daha beni aramamasını söyledim. Sonra da böyle davranmak zorunda kaldığım için bütün gün vicdan azabından kıvrandım. Bana da dün akşam parayı geri vermeye kalktı. Doğru söyle, sırf onun için geldin değil mi sen? Bu saatten sonra sana yalan söyleyecek değilim Deniz. Yani sırf onun için gelmedim. Ama bir yerde o da benim çocuğum. Ve zorluklar içinde olduklarını biliyorum. Bunu düşünmek bile uykularımı kaçırıyor. O halde uykusuz geceleri hazırlıklı olsa niye edersin? Canan abla kararlı, çocuğu kendim büyüteceğim diyor. Ama bu çok saçma. Yani resmen meteliğe kurşun atıyorlar. Bunu söyleyebilmesi için bir dayanağı olması lazım. Bir şey düşünüyor olması lazım. Ne demek şimdi bu? Yani bilmiyorum. Yani sırf kimseye muhtaç olmamak için gidip olmadık biriyle evlenmesinden korkuyorum. Aslı sana bununla ilgili bir şey söyledi mi hiç? Ne yapmaya çalışıyorsun baba sen ya? İstersen senin için Anayasa Mahkemesi'ne başvurup medeni kanunda değişiklik isteyelim. Ha ne dersin? Böylelikle Canan Alvay'dan nikahını alabilirsin. Ya yapma Deniz ya. Şunu unutma baba. Böyle bir şey kanun bile kabul etse ne Canan Alvay ne de annem kabul eder. Beni buralarda bir yerde bırak. Gerisini kendim giderim. Bir daha da senden bu konuyla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum baba. Beni bu davadan uzak tut. Dün akşam ucuza atlatmış olabiliriz. Ama eğer bu yüzden anneme bir şey olsaydı işte o zaman ne seni ne de kendimi ömür boyu affetmezdim baba. Hoşça kal. Vallahi beni bekliyorsan hiç boşuna bekleme abicim. Dün geceden sonra seninle olan ilişkimi gözden geçirmeye karar verdim. Yapma ya. O kadar kötü müydü yani? Şöyle söyleyeyim, komşu teyzeden yastık yorgan alma işini mütakiben böyle yatak yapıldı. Annen ortada, Gönül Hanım sağında, ben solunda olmak üzere böyle koyniş koyniş yatıldı. Ha? Nasıl? Ha sen ondan dün benim mesajlarıma hiç cevap vermedin. Çünkü annenin sorularına cevap veriyordum. İşte nerelisin kızım, annen baban nereli, ne iş yaparlar, okul bitince ne yapacaksın kızım? Bak sen şu araştırmacı gazeteci Şükran Hanım'a ya. Bu kadar soruşturduğuna göre demek yakında istemeye geliyoruz seni. Şaka yapıyorsun herhalde değil mi Efe? Ne yani? İki ayrı yastıkla uğraşacağımıza bir yastıkta kocasak fena mı? Ya sen evlilik hayalleri kuracağını gidip kendine bir iş bulsana. Ha? Ne yapacaksın? Bugün yine böyle boş boş dolanacak mısın? Of kızım annem iki dakikada kendine benzetmiş seni ya. Boşuna dememişler körle yatan şaşı kalkar diye. Yalan mı abicim? Nerede o hırslı İstanbul'a yenilmeyeceğim diyen, ne iş olsa yaparım diyen Efe? Ha? O mankenci adam sana iş teklif etti, kartını da verdi. E gitsene bugün görüşmeye. Ya gideceğiz kızım, dur iki dakika, her şeyin bir sırası var. Deniz aradı bugün ya, durumlar karışıkmış. Ondan görüşmeye gidiyoruz. Hadi. Ne? Hadi. Şşş. Gel bakalım. Biz hep seninle böyle kantinde mi oturacağız böyle? Vallahi okulda bildiğim başka bir yer varsa orada oturuyor olacağım. Ama sinema kulübü deme. Yani orada içim sıkılıyor vallahi. Ben illa okuldan bahsetmiyorum ki. Mesela bu akşam bir konser var ve ben çok gitmek istiyorum. Ya git o zaman Cem'ciğim. Aşk olsun yine ya. Yalnız gitmekten bahsetmiyorum. Ya bir şekilde evdekilerin altından girsen, üstünden çıksan izin alamaz mısın? Kimden? Dedemden mi? Hem de konser için. Unuttun galiba Cem. Yani en son dedemi gördükleri zaman elinde tornavidayla seni arıyormuş mahallede. Olmuyor galiba Mine ha. Yani ne yapsam ne etsem iki sevgili gibi olamıyoruz. Neyse ya, sonra görüşürüz. Bir sorun mu var? Selam bile vermeden çekti gitti. Boş ver şimdi seni. Sen senden haber ver ya. Nasılsın, ne yaptın bu gece? Çok merak ettim seni. Vallahi babamın söylediğine göre annem bir şey duymamış. Ben de öyle olduğuna inanmak istiyorum işte. E ne güzel işte bak. Senin niye hala suratlıyorsun? Aslı dün geceden beri telefonlarımı açmıyor. Allah Allah, niye acaba? Niye mi?
Darılması için öyle çok nedeni var ki. Dün annemle uğraşırken onu tamamen ihmal ettim. Dün kız beni aradı. Heyecanlı bir şeyler anlatıyor. Ben doğru dürüst dinleyemeden kapatmak zorunda kaldım. Dün evde nasıldı yani? Gergin miydi? Sabah ya da akşam çıkarken gördün mü? Yani gördüm valla. Konuştuk bile. Yani balıklar için teşekkür ettim. Ne? Sen yani bize geldiğini mi söyledin? Ya hayır, ben söylemedim. Ya, teşekkür etmek istedim sadece. O da nereden biliyorsun? Deniz'le mi görüştüm falan filan deyince konuyu açtı tabii. Yani haliyle öğrenmiş oldu. Anlaşıldı. Ben de şimdi alışverişten geldim dedim tabii. Ya yapma ya. Konuşur gönlüne alışsın. Ya onu öyle söylemek zorundaydın. Onun iyiliği için başka çaren var mı? Yani sadece bu değil ki Mine. Yani yalan yalanı doğuruyor. Söylediklerime her gün bir yenisi daha ekleniyor. Yani ona iyilik yapayım derken gözündeki güvenini kaybediyorum resmen. Haklısın valla. Zor bir durum. Ya ona doğruyu söyleyip onu kaybedeceksin. Ya da her gün biraz daha kendinden kaybedeceksin. Bunun kararını senin vermen gerekiyor. Yani ona doğruyu söyleyip gözünde daha çok küçülmek mi, yoksa bu yalanlara devam etmek mi? Valla çok zor bir durum Deniz. Müsait miydiniz? Tabii tabii, gel lütfen Aslı'cığım. Ben de internetten bilet alıyordum. Sezon açıldığından beri tek bir oyuna gidemedim. Ne kadar şanslısınız. Ben hayatımda daha hiç oyuna gitmedim desem. Neden? İzmir'de çok güzel oyunlar oynanıyor diye biliyorum. Ya, ya bizim olduğumuz yer Urla çok küçük bir yer. Benim de çok dışarı çıkma fırsatım olmadı. Ben dersten önce bir notunuz var mı diye sormaya gelmiştim aslında. Ha, iyi yaptın. Ben de sana küçük bir liste hazırlamıştım. Al bakalım. Yeni araştırma notları. Ben de çıkmalıyım artık. Babalar bekletmeye gelmez. Babanız okula mı geliyor? Ne güzel. Keşke benim de babam gelebilseydi. Yani ben tanışmayı çok isterdim. Babam zaten bu okulda aslında, tanıyorsun. Profesör Orhan Esin. Aşk olsun, ben biliyorsundur diye düşünmüştüm. İnanmıyorum tabii ya. Kerem Esin, Orhan Esin. Orhan Hoca o zamansın. Evet. Ama okulda gayet resmiyiz. Sağ olsun disiplinsizlikten pek hoşlanmaz. Ben fazla bekletmeyeyim. Ha, bu arada evden izin al istersen. Hatta ben de arayabilirim. Akşam biraz işimiz var. Yok, ben hallederim. Annem zaten size çok güveniyor. Tamam yani. Harika. Böyle apar topar sordum ama Deniz'le falan bir planınız yoktu değil mi? Yok. O bu aralar planlarını benden bağımsız olarak yapıyor. Sorun değil. Güzel. Akşama burada görüşürüz o zaman. Sana iyi dersler. Sağ olun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.